Değerli arkadaşlar, emperyalizmin sinsi ve zengin bir hareket olduğunu hep söyledim. Sabrı vardır dedim, sabırlıdır. Stratejileri uzun sürelidir. Zengindir, parası vardır, dayanır. Sabırla dayanır. Veyahut bir yerde bir şey yaptıysa o şey bir yere doğru gideceği için o gidişatı mutlaka onlar planlayarak yapar. Hep bunları yap dedik. O yüzden hep söylüyorum eğer bağımsız, tam bağımsız, bağlantısız bir Türkiye Cumhuriyeti kuvay milliye ruhuyla ayakta duracaksa anti-emperyalist, anti-sömürgeci mücadelenin burayla yapılması gerekiyor. Beyinle. Beyninizi askıya alıp elinize silah alırsanız yanarsınız. Bugünün anti-emperyalist mücadelesi akılla yapılandır. Şimdi Afganistan. O kadar net bir durumla karşı karşıyayız ki. Bana yar olmayan herkese haram olsun pozisyonu. Şimdi Afganistan esasında çok e, çok stratejik bir ülke olmanın bedelini asırlardır çeken bir şey. İlk büyük oyun biliyorsunuz 19. yüzyılda Çarlık Rusyası ile İngiltere arasında yaşandı. İngiltere Hint Yarımadası'na hakimdi. Çarlık Rusyası Hint Pasifik'e inmek istiyordu. Afganistan ortada kaldı. Büyük savaşlar, hayber mücadeleleri. Açın okuyun gençler, açın okuyun. Yani bugünün işleri değil bunlar. 19. yüzyıllardan başlayan hikayeler. Daha sonra işte biliyorsunuz 1979'da Sovyetler Birliği 10 yıllığına burayı işgal etti. Ortalık mahvoldu. Ee, Amerikan yönetiminin ...radikal e, İslamcı gruplar üzerinden mücahit savaşı başlatması... ...daha sonra e, 11 Eylül saldırılarına kadar giden, El-Kaide saldırılarına kadar giden... De şey. ...bunların hepsini uzun uzun anlatacak değilim. Sonuç... ...herkes dedi ki 2022 Ağustos ayında bu Amerika... ...nasıl böyle apar topar bir anda hızlı bir karar alarak... ...Afganistan'daki 22 yıllık savaşını sonlandırdı. Donald Trump haklı. Donald Trump her gün Joe Biden'a ve Kamala Harris'e demokratların ne kadar korkunç insanlar olduklarını az Afganistan'da Amerikan halkının Vietnam'dan daha büyük bir felaket yaşadığını ve orada çıkan ortaya çıkan görüntülerden Joe Biden'la Kamala Harris'in sorumlu olduğunu söyleyip duruyor. Doğru. Bir süper güce yakıştı mı Afganistan'dan kaçmak? Doha'da Taliban'la otur, herkesten habersiz. Oğlum benim askerim var orada. Azerbaycan'la beraber Kabil Havaalanı'nın sorumlusuyuz biz Türkiye Türk askeri olarak. Sen bize sormuyorsun. Hiçbir şey paylaşmıyorsun. Bu Birleşmiş Milletler gibi gitmişiz hepimiz Afganistan'da iyi kötü bir harekat yapıyoruz. Bir bakıyoruz ki adam kaçıyor. Uçaklardan adamlar düşüyor. Böyle bir kepazelik. O kepazeliğin bile arkasında bir hesap var. Kime teslim ediyor Afganistan'ı? Taliban'a. Yıllarca dağlarda taşlarda sürtmüş, hiçbir birikimi olmayan, ve ideolojik olarak zaten 21. yüzyılla bütün bağlarını koparmış bir garip hareket. Ona teslim ediyor. Niye? E çünkü o hareket orayı öldürür. Yaşatmaz ki. Yani o hareketin orayı, Afganistan'ı e, büyük bir sıçrama yaptıracağına inansa o harekete teslim eder biz diyor bu adamları burayı bırakalım. Zaten borası önümüzdeki 15-20 yıl içinde yok olacak. O Onun hesabı o. Şimdi Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar falan bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Yok. Ben e, 2004 yılında Kabil'de e, belgesel çekmiş bir arkadaşınız. Orada bir ekonomiyi ayakta tutacak, madencilik yapacak, sanayicilik yapacak, tıp yapacak, mühendisi ve kadro yok. Yok bir şey kalmamış orada, bitmiş. Şimdi bu Taliban'da e, ırkçı bir şey, kadınlara gıcık bunlar. Kadın ırkçısı. <laughs> Kadınları yok etmeye çalışıyor. Niye bilmiyorum. Yani nasıl bir durumları var, nedir, nasıl bir psikolojidir anlayamadım bir erkek olarak. Yani mesela ben e, bir erkek olarak, sağlıklı bir erkek olarak çevremde kadınların mutlu olmasını isterim. Değil mi? Yani bütün erkekler öyle değil midir? E, rahat olmalarını isteriz. Onların gözlerinin içine bakarız falan yani. Şimdi bunlar 146 sayfalık yeni bir kanun yaratmışlar. E, tabii kısacası bize gelen bilgilere göre işte kadınlar artık peçesiz dışarı çıkamayacak. Kendi akrabası birinci derecede akrabası olmayan adamın suratına bile bakamayacak. E zaten paçenin arkasından nereye bakacak? Sonra konuşamayacaklar. Kadın sesi tahrik edermiş. Yani konuşma sesi. Kadının konuşma sesi nasıl tahrik ediyorsa edermiş. Konuşamayacak sokakta, zaten sokakta yanında bir adamla beraber çıkacak, bu nasıl bir korkudur, bu nedir, yani neyinden korkar, neresi eksik bu adamların onu hala anlayabilmiş değilim, bir bir iktidarsızlık sorunu mu var falan böyle bir durum var yani çünkü e, bu yaptıkları şeriat diye savunuyorlar, Birleşmiş Milletler'e mektup yazmış falan siz İslam şeriatını bilmezsiniz o yüzden bize karışamazsınız falan diye ee, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları komisyonerini kapıdan çevirmişler. Kardeşim İslam şeriatını iyi kötü herkes bilir. Senin bu yaptığın iş Hazreti Peygamber döneminin dirisine düşmüş. Hazreti Peygamber döneminde e, İslam peygamberi camide, mescitte namazını kıldırırken arka sıradan kadınlar o cuma namazında kalkıp evet işte açın bakın bütün ilahiyatçılar susuyor biz konuşuyoruz. Hazreti Peygamber'e sorunlarını bizzat kendileri anlatırmış. Şimdi sen bu bu kanunla onun gerisine gittin. Böyle bir şey yok zaten ya. Böyle bir şey yok. Yok öyle bir hikaye. Bu Irkçılık, faşizm falan filan görevlendirilmiş bunlar. Yok edecekler o coğrafyayı. Ama daha vahim ne biliyor musunuz Afganistan için? Esas bir milletin ölümü orada başlıyor. Şimdi dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir kadın hareketine veya bir kadın grubuna bir şeyler yapsanız bütün dünya ayağa kalkar değil mi? Ha, ne yapıyorsun sen orada falan. Bakın bunun üzerinden 48 saat geçti kimseden çıt yok. Niye biliyor musunuz? Kimse Afganistan'ı artık önemsemiyor. İşte esas bir millet için ölüm budur. Ölüm burada başlar. Yarın bir gün hepsi ölse kimsenin umurunda olmayacak demektir. Dünyadan hiçbir kadın hareketi, hiçbir şey, hiç kimse çıkıp ne oluyor orada demedi. Cilizliz diyecekler ama Afgan kadını büyük bir cenderenin içinde yaşamaya devam edecek. İşte esas ölüm milletler için budur. Başınıza geldiğinde sizin yanınızda kimsenin yer almaması, daha doğrusu sizin yanınızda yer almayı gerektirecek ölçekte sizi önemsememesi Yazık. Gözümüzün önünde yok oluyorlar. Hoşçakalın.